Topkapı Sarayı'nın eldeki mevcut resimlere göre bilinen en eski halini gördükten sonra, yazılı kaynaklara da başvurduğumuzda, sarayın büyük değişikliklere uğradığı kolayca gözlenir. Tayyarzade Ata Bey şöyle anlatıyor. Evvela bu sarayın birinci kapısı olan Bab-ı Humayun'u yerinde bırakarak, gereğinde kendi istirahati için bir daire ile, sağ tarafında kapı hazinesi denilen bina ile, defterdarlara mahsus daireyi ve bitişiğinde enderun ağları ile ak ağların hastalarına mahsus koğuşları ve hamamı, karşısında odun ambarı ve civarına darphaneyi... Ata Bey şöyle devam ediyor. Koz bekçileri ocağı, has fırın, deavi kasrı, harap olan eski divan yerine yapılan zülüflü baltacılar camii, has ahır, katiplerin odaları, baş kapıcıbaşı, kapıcılar kethüdası, nöbetçi kapıcıbaşı ağaları odası, iskemlecibaşı odası, iki taraflı kuleler... Ata Bey tarihinde sözü edilen bu binaların çoğu bugün yok. 1551 yılında İstanbul'a gelen Nikola de Nikolay'ın saray üzerine anlattıkları ise şöyle. Bu saray 2 mil kadar uzunlukta yüksek ve dayanıklı duvarlarla çevrilidir. Bu çemberin ortasındaki küçük bir tepenin üzerinde güzel, zevkli bir bahçenin tepenin tam ortasından denize doğru uzandığı görülür. Burada çeşitli yaşanacak mekanlar ve küçük evlerle adeta bir manastır şeklinde kolonlar üzerinde yükselen bir galeri, etrafında da 200 kadar oda yer alır. Büyük Türk yazın büyük bir kısmını burada geçirir. Çünkü burası hem yüksek ve havadar hem de bol miktarda iyi suyu olan bir mevkidir. Geçmiş zamanda bu evler Ayasofya binasıymışlar. Fakat Sultan II. Bayezid bunları ayırıp ortalarına alt odaları karayel rüzgarından korunmuş bir esas konak inşa ettirmiş ve kışları burada geçirirmiş. 17. yüzyılın ikinci yarısında Venedik elçisiyle padişah huzuruna kabul edilen Pietro della Valle ise ikinci avlu hakkında şunları yazıyor. Bu avlu kare biçimindedir ve etrafı revaklarla çevrilidir. Birçok yolları vardır. Bu yolların en genişi avlunun ortasında ve düz bir hatla padişahın kapısına kadar uzanır. Yolun iki tarafında büyük serviler vardır. Başka bir yol sol tarafta divana gider. Alanın kalan kısmı yeşilliktir ve içinde ehilleştirilmiş geyikler, kuşlar ve başka hayvanlar görülür. Pietro della Valle ise 20 Mart 1675 tarihli mektubunda Enderun avlusu yani 3. avlu hakkında şunları yazmaktadır. 3. kapıdan girilen kısımda ikamet eden ve padişahın hizmetini yapan adamlar dış dünyadan tecrit edilmiş bir hayat yaşarlar. Bu sebepledir ki bu avlu hakkında pek az bilgi alınabilir. Hatta sultanların adları gibi önemsiz bilgileri bile almanın çok zor olduğunu söylersem kuşkusuz hayretler içinde kalırsınız. Bu bölümde Topkapı Sarayı'nı belgelere yönelik tanıtmaya çalıştık. Yapıldığı Fatih Sultan Mehmet döneminden, terk edildiği 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar sürekli bir büyüme gösteren bu saray üzerine söylenecekler oldukça fazla. Bundan sonraki bölümlerde sarayı gerek mimari ve gerekse içerdiği tarihi zenginlikler açısından tanıtmaya devam edeceğiz.